Değerli konuklarımız, gerçekten içme suyu meselesi çok önemli. Tek bir damla suyunun bile israf edilmemesi gereken bir şehir. İstanbul'da içme suyu sağlayan barajların bir damlasının bile kirletilmemesini sağlamamız lazım. Çünkü sürekli bir kuraklık tehdidi altındayız. Ve bir zaman dilim içerisinde bir kuraklık yaşadığımızda inanın çok tedirgin oluyoruz. Çünkü ortasından büyük bir nehir akan bir şehrimiz yok. Toplama sistemiyle oluşan barajlarıyla bu kadar büyük nüfusun suyunun sağlandığı bir başka şehir dünyada yok. O bakımdan koşulları kolay olmayan bir yer. Bir şehir İstanbul ve tarihler boyu da aslında su sorunuyla büyük uğraş vermiş. Ta ıstırancalardan, farklı noktalardan kilometrelerce suyun taşınmasıyla beraber kentin içme suyu ihtiyacı karşılanmış. O bakımdan bu ihtiyaç çok önemli ama bir yönüyle de içme suyu sorunu yıllarca ihmal edildi. Hatta biraz istismar edildi. Baktığınızda Melen barajını bitiriyoruz cümlesini herhalde İstanbul'da çokça görmüşsünüzdür. Afişlerde okumuşsunuzdur. Hatta İstanbul 2071 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacak dediler. Melen barajı da onların tarifiyle 10 yıl önce temeli attıklarında 2 yılda bitireceğiz, hatta şu gün şu saatte açılışını yapacağız şeklinde reklamı yapıldı. Tabii hatırlayınız lütfen, 2019 yılında ben seçim sürecinde bugün de yaptığımız gibi teknik olarak İstanbul'un geleceğine dair projelerimizi gerçekten ciddi bir vizyonla, beklentileri karşılayıcı bir içerikle anlatırken bizi konulardan bir haber diye suçlayarak bilmiyorlar ama 2050 yılına kadar İstanbul'un su sorununu çözdük diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu. Muhtemeldir ki kendisi de Melen Barajı'nın yapılamadığını, yarım bırakıldığını, hatta bütün gövdelerinde koca koca çatlaklar oluştuğunu, benim orayı ziyaret edip de kamuoyuyla paylaşana kadar bilmediğini düşünüyorum. Çünkü zira o zamandan sonra kıyamet koptu. İhaleler, yeni proje çalışmaları, o ihale oldu yine olmadı. Projeler iptal oldu ve şu anda bir muamma. Koca bir gövde, koca bir baraj ve artık şöyle diyebiliriz, 10 milyarlarca liralık zarar. Yani açılabildiğinde, yapılabildiğinde, hele hele üreteceği enerjiyle beraber 250 kilometreye yakın mesafeden suyun İstanbul'a basıldığı şu andaki sistemde enerji tüketimimizin de sıfırlanacağı bir ortamı cebimizden çıkan para, ekstra para olarak düşündüğümüzde ne yazık ki artık 10 milyarlarca lira zarara ve ziyana doğru giden bir süreç. Dolayısıyla Melen Barajı'nın bugün adını bile ağızlarına alamıyorlar. Çünkü üzülerek söylüyorum, ortada Melen Barajı yok. Ortada ne yazık ki bir Melen Barajı beceriksizliği, rezaleti ve sefaleti var. Bu çok üzücü. Yani bu bir belediye başkanının anlatmaktan çok derin üzüntü duyacağı bir meseledir. Melen Barajı'nın bu sürecinin altında imzası bulunanlar ve bunu milletten gizleyenler şimdi kalkmış İstanbul'a 6 yeni daha baraj vaat ediyorlar. Aman aman aman, baraj demeyin demek lazım. Siz baraj kelimesini kullanmayın demek lazım. İstanbul'a vaat ettikleri 6 barajı, bu konuştuğum gibi 10 yılda gelinen sürece baktığınızda 6 baraj 60 yılda mı biter, daha fazla bir zaman diliminde mi biter, açıkçası tahmin bile etmek istemiyorum. Hele hele bu süreçte dediğim gibi insanlarımızın
milyarlarca lirasını boşa harcayanlar İstanbul'a 6 baraj yapmaya kalksa kamu hazinesi ne kadar zarara uğratılır Allah bilir. Tabii Melen Barajı meselesine giriş yaptım çünkü Şafak Bey de az önce ifade etti. İstanbul'un içme suyu meselesi çok ama çok önemli. Yani bu bütüncül bir projeksiyon. İstanbul'un nüfusu, İstanbul'un kentsel yaşamı, İstanbul'un yerleşimi, İstanbul'un barajları, havzaları, her şeyi bütüncül bir mesele. O bakımdan Melen Barajı konusunda İstanbullulara hesap vermek zorundalar. Hesap veremeyenler İstanbul adına çok net söylüyorum, İtibar edilecek tek bir sözleri, tek bir projeleri olmaz. Bakın farkında mısınız? İki konuda cümle kurulmuyor. İçme suyu Melen Barajı, iki Kanal İstanbul. Bak ikisi hafızalarda yok sanki. Yani mesela çıkıp şunu da diyemiyorlar. Melen Barajı'nı yapamadık. Ey halkımız özür dileriz. Kötü bir mühendislik ürettik ve bu iş olmadı diyemiyorlar. Ya da bunu şöyle çözeceğiz diyemiyorlar. Ve bu konuda tam 4 yıldır aralıksız çağrı yapmamıza rağmen. Onun için geçen hafta dedim ki bu süreci bize teslim edin. Biz bunu alalım üzerimize. Çalışalım. Teknik altyapısı, finansal altyapısı ki biz bunun oradaki Melen Barajı'nın etrafındaki çevre yatırımlarını da bitirmek üzereyiz. Bu bağlamda bunu oturalım. Biz üzerimize alalım, yapılacak seviyeye getirelim. Ha ondan sonra ya inşaatını da siz yapın derseniz onu da biz yapalım. Bu kadar net. Biz diyoruz daha yeni çevre ile ilgili, daha doğrusu afetle ilgili süreçte barajlara dair ilgili anlattığım güçlendirme meselesinde Melen Barajı'na değinerek bunu söylemiştim. Buradan tekrar ilan ediyorum. Bırakın Melen Barajı'nı elinize yüzünüze bulaştırdınız. O işi biz ele alalım. Ve Melen Barajı'nı biz yapalım. Buradan tekrar çağrı yapıyorum. Kanal İstanbul konusunda bile evet yapılmalıdır ya da hayır yapılmamalıdır. Değil mi? Bir şey deyin yani. Yapılmalıdır, yapılmamalıdır. Ses yok. Seçim zamanı olduğu için gündemimizde yok gibi muğlak cümlelerle vatandaşı kandırmaya çalışıyorlar. Yani vatandaşın gündeminde olmayan konular bizim de gündemimizde yok diyerek tarifliyorlar. Yani ben böyle olunca şöyle bak diye söylüyorum. Yani bugüne kadar dillerinden düşürmedikleri İstanbul'u çağ atlatacak, Türkiye'yi uçuracak. Bu uçmak neyse bir türlü yere konamadılar. Habire havada uçuyorlar. Bir türlü yere konamadılar. Öyle uçuyorlar ki enflasyon dünyada çift taneli rakamda bulunduğu ülke sayısı o kadar az. Biz Allah'a şükür bizi uçurdular 3 haneliyiz yani. 3 haneliyiz. Aylık enflasyon %6,5-7'lerde açıklanıyor resmi. Acı bir durum bu.